Herkese merhabalar. Bu videoda sizlere WordPress ile ücretsiz bir şekilde ve herhangi bir kodlamaya ihtiyaç olmadan kendi web sayfanızı nasıl yaratabileceğinizden kısaca bahsedeceğim. WordPress kurulumu ve kullanımı oldukça kolay olan ve tamamen ücretsiz bir şekilde şık tasarımlı siteler yapmanıza yardımcı olan açık kaynak kodlu bir yazılımdır. WordPress sayesinde haber sitesi, blog sitesi, e-ticaret sitesi veya şirket sitesi olmak üzere pek çok tarzda site geliştirebilmektesiniz. Bu videoda öncelikle bu işlemi gerçekleştirebilmenizi sağlayacak gereksinimlerden, daha sonra da web sayfanızı nasıl kişiselleştirebileceğiniz konusunda size yardımcı olmaya çalışacağım. WordPress ile bir web sayfası oluşturacaksınız, sitenizin kurulacağı bir sunucuya ihtiyacınız olacaktır. Öncelikle bu gereksinimi nasıl sağlayacağınızdan bahsedeyim. Öncelikle adres çubuğunda belirtilen tr.wordpress.org web sayfasına gidiyoruz. Sayfanın en altına inip WordPress'i edinin butonuna tıklıyoruz. Çıkan sayfada barındırma hizmeti sağlayıcısı aracılığıyla kurmak veya kendi sunucunuz varsa direkt kendi sunucunuzda kurulumu sağlamak için iki seçenek bulunmakta. Biz bu videoda barındırma hizmeti sağlayıcısı ile kurulumdan bahsedeceğimiz için WordPress'in önerdiği sağlayıcılardan biri olan SiteGround'u seçiyoruz. Burada bize 3 farklı seçenek sunulmakta. Startup planında kullanıcılara yalnızca tek bir web sayfasını host edebilme seçeneği sunulurken, diğer iki seçenekte bunlar sınırsız. Aynı şekilde seçenekler kendi aralarında depolama alanı, aylık kullanıcı limiti gibi farklı kısıtlamalar sağlamakta. Siz de bu seçenekleri gözden geçirerek size en uygun paketi satın alabiliyorsunuz. Bu videoda örnek olarak startup planını seçtiğimizi varsayalım. Planı seçtikten sonra karşımıza çıkan ekranda yeni bir domain alacağımızı belirten seçeneği seçip aşağıdaki kutucuya web adresini girip proceed diyerek ödeme aşamasına geçiyoruz. Az önceki örnekte olduğu gibi ücret ile bir sağlayıcı kiralamak istemiyorsanız ücretsiz bir şekilde bunu yapmanın yolu da mevcut. Videonun bu kısmında bunun nasıl yapıldığından bahsedeceğim. Öncelikle wordpress.com sitesini ziyaret ediyoruz. Bizi karşılayan sayfada sağ üst köşedeki login butonuna tıklıyoruz. Karşımıza çıkan giriş sayfasında eğer bir kullanıcı adımız varsa kullanıcı adımızı girip devam ediyoruz. Yeni bir hesap yaratıyoruz veya Google veya Apple kimliğimizde siteye giriş yapabiliyoruz. Giriş yaptıktan sonra kendinizi kendi profilinizde buluyorsunuz. Sol üstte yer alan benim sitem butonuna tıkladığınızda karşınıza henüz bir WordPress sitenizin olmadığı belirten bir uyarı çıkıyor. Buradaki site oluştur butonuna tıkladığınızda sizi başka bir sayfaya götürüyor. Çıkan sayfada sizden bir alan adı seçmenizi istiyor. Bu kutucuğa web sayfanızın isminin ne olmasını istiyorsanız onu giriyorsunuz. Ben burada web sayfamın isminin Deusem Eğitimleri olmasını istiyorum. Alan adını girdikten sonra WordPress bize birçok seçenek sunuyor. Bunların çoğunun yıllık ücreti var ancak ilk yıl ücretsiz bir şekilde bu alan adlarını kullanabiliyoruz. Biz burada tamamen ücretsiz olan işaretli alan adını tercih ediyoruz. Bu alan adının ücretsiz olmasının sebebi de tabii ki diğer alan adlarına nazaran daha çirkin gözükmesi. Sonraki sayfada WordPress bizden bir paket seçmemizi istiyor. Burada da aynı daha önce sağlayıcıda olduğu gibi paketlerin kapsamları arttıkça fiyatları da yükseliyor. Bu videonun esas amacı da tamamen ücretsiz bir şekilde web sayfası sahibi olmak için biz burada bu paketleri görmezden gelip ücretsiz bir siteyle başlamayı
tercih ediyoruz. Yukarıdaki seçenekte ücretsiz bir siteyle başlayın seçeneği işaretliyoruz ve sitemiz oluşturulmaya başlıyor. Bu adımda tamamlandıktan sonra kendimizi oluşturduğumuz sitenin yönetim sayfasında buluyoruz. Evet, web sayfamız oluşturulduktan sonra artık sıra geldi web sayfamızı kişiselleştirmeye. Bunun için öncelikle sitemizin adını değiştirerek başlayabiliriz. Sitemizin başlığına Deuzem eğitimleri giriyorum. Genel ayarlar kısmında aynı zamanda sitenin adresini görüntüleyebiliyorsunuz. Dil ve saat dilimini ayarlayabiliyorsunuz. Ayarları kaydet deyip ana sayfaya dönüyoruz. Artık ana sayfamızı güncelleyebiliriz. Ana sayfayı düzenli butonuna basarak WordPress'in bizim için oluşturduğu default ana sayfayı kendimize göre düzenleyebiliyoruz. WordPress'in kendinden gelen sitesinin ana sayfası bu şekilde. Yeni sitemize hoş geldiniz diyor. Sol üstteki butona tıklayarak kontrol paneline geri dönüyoruz. Kontrol panelinde sol kısımda bulunan menüde sitemiz için çoğu işlemi gerçekleştireceğimiz kısım bulunmakta. Burada yüzlerce tema arasından web sayfamız hangi amaca hizmet edecekse ona göre bir tema bulabiliyoruz. Mesela bu video için Independent Publisher 2 temasını sağ alttaki butona tıkladıktan sonra etkinleştir diyoruz. Bir süre sonra temamız etkin hale geliyor. Hemen ardından siteyi özelleştirin butonuna basarsak eğer uyguladığımız temanın sonucunu görebilir ve bu temayı kendimize göre özelleştirebiliriz. Mesela sol taraftan renkler ve arka planları seçip sitemizdeki arka plan ve başlıkların renklerini dilediğimiz gibi özelleştirebiliyoruz. Bir arka plan deseni uygulayabiliyoruz sitemize. Daha fazla seçenekleri de görüntüleyebiliyoruz aynı zamanda. Bu şekilde uyguladığımız temayı da biz kendimize göre özelleştirebiliyoruz. Burada da uyguladığımız değişiklikler çok hoşumuza gitmediyse kaydetmeden değişiklikleri iptal et diyerek çıkabiliyoruz. Soldaki menüden yine aynı şekilde başlıkların veya temel yazı tipini değiştirebiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Bunun haricinde içeriklerle ilgili, ayarlarla ilgili bütün değişiklikleri bu soldaki menüden yapabiliyoruz. Değişiklikler bittikten sonra değişiklikleri kaydet butonuna basarak yaptığımız değişiklikleri temaya uyguluyoruz. Kontrol panelinde sol üst tarafta sitemize koyduğumuz başlığı ve adresimizi görüyoruz. Buraya tıkladığımızda yaptığımız değişikliklerin ardından sitemizin nasıl gözüktüğünü görüntüleyebiliyoruz. Daha sonrasında adresi alıp başka bir sekmeye yerleştirdiğimizde yine ayrı bir pencerede
Web sayfamızın son halinin nasıl gözüktüğünü görebiliyoruz. Henüz pek bir değişiklik yapmadık tabii. Sadece yazı tipine ve başlıkların rengini değiştirdik. Ancak yani siz de daha sonrasında özelleştirme kısmından kendiniz uğraşarak değişiklikler yapabilirsiniz. Sol taraftaki menüdeki ortam butonunun altında da sizin sitenize ait görseller mevcut. Yeni ekle diyerek kendi bilgisayarınızdan yeni bir görsel ekleyebilirsiniz. Ses dosyası ekleyebilirsiniz. Video ekleyebilirsiniz. Ve bunları sitenizin çeşitli yerlerinde kullanabilirsiniz. Kontrol panelinde bir başka önem vereceğimiz kısımda sayfalar kısmı. Sayfalar kısmına tıkladığımızda sitemizin bünyesinde oluşturulmuş tüm sayfaları görebiliyoruz. Oluşturulma zamanları ile birlikte. Orada gördüğümüz sayfalar bizim ana sayfadaki alt başlıkların altındaki sayfaların verilerini içeriyor. Mesela hakkında tıkladığımızda hakkında sayfasının altında kişi kendi fotoğrafını koymuş. Kendisiyle ilgili bilgiler vermiş. Biz bu sayfayı da tabii ki kendimize göre düzenleyebiliyoruz. Resme tıklayıp değiştir dediğimizde ortam kütüphanesinden veya bilgisayarımızdan direkt olarak kendi fotoğrafımızı koyarak değiştirebiliriz. Aynı şekilde burada da oluşturulmuş taslak metnin yerine biz kendimizle ilgili açıklamaları kolayca yazabiliriz. Burada gördüğümüz artı butonuna tıklayarak bir paragraf, bir görsel veya bir liste ekleyebiliyoruz. Bloğu kaldırabilir veya sayfanın istediğimiz herhangi bir kısmına taşıyabiliriz. Bu şekilde düzenleyebiliriz sayfamızı. Sayfalarda sağ taraftaki menülerde de blokların özelliklerini ve sayfanın özelliklerini değiştirebiliyoruz. Yeni sayfa eklemek istediğimizde ise yeni sayfa ekle butonuna tıkladığımızda karşımıza çıkan pencerede bizim eklemek istediğimiz sayfanın tipine göre birçok çeşit mevcut. Burada misal çektiğimiz fotoğrafları paylaşmak istiyorsak galeri tipindeki sayfayı seçip bunun başlığını fotoğraflarım olarak değiştirip kendi web sayfamıza ekleyebiliyoruz. Tabi burada hazır gelen resimleri de kendi resimlerimizde değiştirebiliyoruz. Karşıdan yükle deyip veya select image deyip bizim web sayfasına daha önceden yüklediğimiz resimler arasından seçim yapabiliriz. Zamanla diyerek fotoğraflarım sayfasına sayfalarımız arasına ekliyoruz. Tekrar web sayfamıza dönüp sayfayı yenilediğimizde eklediğimiz fotoğraflarım sayfasını üst menüde görüntüleyemiyoruz. Ancak fotoğraflarım sayfası
sayfalarımız arasında 2 dakika önce eklenmiş gözüküyor. Hatta sayfayı görüntüle diyerek hazırladığımız sayfayı da ön izleyebiliyoruz. Bu şekilde. Oluşturduğum sayfaları bizim ana sayfamızda görüntüleyebilmek için yine sol taraftaki menüden görünümün altında menüler butonuna tıklıyoruz. Menülerin altında bizim primary üstteki menüde blog hakkında iletişim başlangıcı 4 tane, daha doğrusu 3 tane sayfa var. Buradan öğe ekle diyerek biz son oluşturduğumuz sayfamız fotoğraflarımı artı tuşuna tıklayarak ekliyoruz ve istediğimiz sıraya da koyabiliyoruz. Sağ tarafta menülerin sırasının değiştiğini görebiliyorsunuz. Değişiklikleri kaydet diyerek de web sayfamızın, ana sayfamızın son halini kaydetmiş oluyoruz. Yine burada fotoğraflarıma tıklarsanız da yine oluşturduğumuz galeri tarzındaki sayfayı görebiliyoruz. Menüler altında aynı zamanda social türünde bir menü var. Burada da sosyal menüyü aktive ederek ana sayfamızda sosyal medya butonlarının yer almasını sağlayabiliyoruz. Yine tabii ki değişiklikleri kaydet diyoruz. Sonrasında yine farklı bir sekmede web sayfamızı test ettiğimizde, ana sayfaya gittiğimizde sosyal medya butonlarının geldiğini görebiliyoruz. Tabii bunların altına linkler koyarak yönlendirmeler de sağlanabiliyor aynı şekilde. Buradaki soldaki ayarlardan. Menü kısmı bu şekilde. Bir sonraki değinmek istediğim kısım yazılar kısmı. Ana sayfada kendinizi tanıtım başlığı altında görülen büyük bloklar, yazı blokları, yazı kısmı aracılığıyla oluşturulmuş. Tekrar kontrol panelinde yazılar altına gelerek gördüğünüz gibi kendinizin tanıtım 3 tane yazı bloğu eklenmiş durumda. İlkine tıklayalım. Evet, açılan pencerede bu yazı altındaki tüm içerik görüntülenebiliyor. Başlığı kendimize göre değiştirelim. Örnek paragraf yapalım. Daha sonrasında yazıda dilediğimiz değişiklikleri yapabiliriz. Blok ekleyebiliriz, blok kaldırabiliriz. Burada da yine sayfalarda olduğu gibi bloklarda ve yazılarda değişiklikler yapabiliyoruz sağ taraftaki menüden. Burada bloğun üzerinde dönüştüre tıklayarak bloğumuzu listeye veya alıntıya dönüştürebiliyoruz. Daha sonrasında yeni bir blok ekleyip yeni bir paragraf oluşturabiliriz bu yazı altında. Yeni bir blok ekleyelim. Burada da bir görsel ekleyelim burada. Halihazırda medya kütüphanesinde yüklü olan fotoğraflardan bir tanesini seçip bu şekilde yazımızın içine ekleyebiliyoruz.
Sonrasında onun altında bir paragraf daha ekledik. Bu şekilde siz zenginleştirebiliyorsunuz dilediğiniz gibi. En son güncelle diyerek yaptığınız tüm değişiklikleri kaydedebiliyorsunuz. Web sayfamıza gidip değişiklikleri gözlemleyebilirim. Sayfamızı yenilediğimizde gördüğünüz gibi ilk sıradaki yazıyı kendimize göre değiştirmiş olduk. Diğer iki yazı hala örnek gönderi şeklinde. Onlarda herhangi bir değişiklik yok. Tekrar kontrol paneline döndüğümüzde yazılan altında değişikliklerimiz burada da gözüküyor. Gördüğünüz gibi. Başlığı örnek paragraf şeklinde. Soldaki menüden ortama tıklayarak kütüphanemizi görüntülüyoruz. Yeni ekle diyerek de kendi bilgisayarımızdan bir görsel ekleyebiliyoruz. Ben bir örnek görsel ekledim. Gördüğünüz üzere. Daha sonra tekrar yazılara gidelim. Ve örnek gönderilerin ikincisine tıklayalım. Burada birkaç bloğu kaldırdıktan sonra artı tuşuna basarak ekle, görsel diyorum. Burada Select Image diyerek, sonrasında Media Library diyerek yüklediğimiz görseli seçiyoruz. Gördüğünüz üzere görselimiz yazıya eklenmiş durumda. Güncelle diyerek de yazımızı güncelliyoruz. Sağ taraftaki menüde yüklediğimiz görselin stilini, boyutunu küçük resim yaparak, işte yuvarlatılmış yaparak veya ölçülerine direkt genişlik, yükseklik olarak vererek bu şekilde yazımızın içindeki görseli planlarımıza göre düzenledikten sonra güncelle dediğimizde tekrardan yazımız güncellendi. Ana sayfamıza gidip yenilediğimizde güncellenmiş halini yazımızın görebiliyoruz bu şekilde. Tekrardan kontrol paneline dönelim. Burada bir başka bahsetmek istediğim başlıkta eklentiler. Eklentilere tıkladığımızda karşımıza çıkan sayfada birçok eklenti görüntüleyebiliyoruz. Popülaritesine göre, işte çıkış zamanına göre. Ancak WordPress'te eklentileri kullanmak için kurumsal pakete yükseltmeniz gerekiyor. Bunun için bir ücret ödemeniz gerekiyor. Eklentiler sayesinde formlar yaratıp sitenizde para transferleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Chat pencereleri ekleyebiliyorsunuz. Tekrar kontrol panelinin ana sayfasına dönelim. Daha önce de bahsettiğim gibi kontrol panelinde sol üst köşede Diyozim eğitimleri sayfamıza tıkladığımızda yeni bir sekmede sayfamızı yarattığımız web sayfasını ön izleyebiliyoruz. Yaptığımız yazılardaki değişiklikler, eklediğimiz görseller, işte yeni sayfalar olmak üzere. Ancak sitemiz henüz her yerde ulaşılamıyor. Sadece biz görüntüleyebiliyoruz. Bunun için siteyi başlat dememiz gerekiyor. Siteyi başlat dediğimizde de bize alan adı ile ilgili tekrardan bir soru soruyor. Burada önerilerde bulunuyor. Ancak biz satın almayı hala düşünmüyorsak aşağıda daha önceden oluşturduğumuz alan adı şeklinde gördüğünüz alan adı satın almayı atla diyerek onu seçip
Burada da ücretsiz bir siteyle başlayın seçeneğini tekrardan işaretleyip sitemiz yayınlanıyor. Burada da tekrardan belirtiyor sitenizi Evet, artık sitemiz her yerden ulaşılabilir vaziyette. Adresimizi kopyalayıp başka bir cihaz olsun, yeni bir sekme olsun yazdığımızda erişebiliyoruz. Tabii ben bu örnekte düzenleme anlamında çok fazla değişiklik yapmadım sitede. Ancak hani çok da zor olmadığını eminim anlamışsınızdır. Siz kendi zevkinize göre, ihtiyacınıza göre dilediğiniz gibi rahatlıkla güncelleyebilirsiniz bu bilgilerle. Web sayfamızın admin paneline, kontrol paneline erişmek istediğimizde adres çubuğuna tıklayıp slash wp-admin yazıyoruz. Enter'a bastığımızda direkt giriş sayfası isteyecek eğer başka bir cihazsa. Bu cihazda direkt bağlandı kontrol paneli. Burada kaç yazınızın, kaç sayfanızın olduğu, işte aktiviteler, yaptığınız değişiklikler, ondan sonra sitenizde bulunan öğeler, bunların hepsini bu kontrol panelinin ana sayfasından görüntüleyebiliyorsunuz ve genel bakış olarak. Ve son olarak istatistikler butonuna tıkladığınızda da sol menüde sitenize ait trafik istatistiklerine, görüntülenme sayısına, ziyaretçi sayısına erişebiliyorsunuz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür eder, sağlıklı günler dilerim.